Merhaba arkadaşlar. 3 Ağustos Çarşamba günü İstanbul yarış programı ile birlikteyiz. İstanbul'da 9 koşu koşulacak bugün Veli Efendi'de. Dolayısıyla 2 altılı ganyan olacak. İlk, birinci koşuyla saat 14'te başlıyor. Hepinize bol şanslar diliyorum. Birinci koşu 4 ve yukarı yaşlı Arap atlarının 2200 metre çim pistte koşacakları handikap 17 koşu önceliğin bir numaralı babadağın oğlu olacak 8 yaşındaki safkan çok formda Apranti indirimiyle de koşacak bugün önceliğin bir sonra iki numaralı aslı yüce İkisini rakiplerinden bir adım önde görsem de de6 numaralı Demir Pençe son iki yarışını kazandı ki son yarışında özellikle 3-4 boy startta kalmasına rağmen kazandı O da formda yazmadan olmaz son olarak da 3 numaralı Miran Alp Biraz sık koşturuyor ama yine de iyi koşuyor. Son 4 yarışını 2 birincilik, 1 ikincilik, 1 dördüncülük. Dolayısıyla formda o da. 1 2 bir adım önde sonra 6 ve 3 diyorum birinci koşu için. İkinci koşuya geldiğimizde 2 yaşlı İngiliz tayları 1200 metre sentetikte koşacakları maiden 1 koşu bölünmüş koşunun ilki. İlk kez koşacak taylarda var. Hepsinin ayaklarının düz basmasını temenni ediyorum. 6 ile 7 numaralı taylarda da ekürü. Burada 4 numaralı Horhor bir kere koştu ve ikincilikte kaldı o gün. Çok da iyi bir koşu çıkardı. Dagmar gibi sert bir rakibin ile beraber koşup geçemedi tabii. Dagmar sonra çok daha iyi bir koşu koştu. ikinci kaldı o yarışta da. Bugün için meydandan çıkmaya çok yakın 4 numaralı Horhor Hor. Ee, bir şanssızlık yaşar, kötü koşacak olursa Eküri'lerden e, özellikle 6 numaralı e, La Sorte ve yine ilk kez koşacak olan 9 numaralı Stil Elis devreye girebilir. 4 numara bir adım olsa da 6 ve 9'u da değerlendirmek lazım arkadaşlar. İstanbul'da 7'li plase 3. koşuyla başlayacak. 4 ve yukarı yaşlı Arap atları 1600 metre çim pistte koşacakları şartlı 4 koşum. Burada da 4 at yazdım değerlendirmemi aldım. İlki kalite safkan 4 numaralı Gökçe Atun. Çok da formda ama kazanmakta güçlük çekiyor. Son yarışını Bosna Ersek gibi kalite bir safkan arkasından ikinci kaldı. Buradaki rakibi benzenciyi de geçmişti. Dediğim gibi kazanmakta zorlanıyor onun için yanına at yazacağım. İlki 2 numaralı Benzenci, sonra 1 numaralı Safiya. E, bu grup için biraz eee yani grup sert olsa da koştuğu koşulara bakalım. 14 defa koştu şu ana kadar 1 numaralı Safiya. E, 4 birincilik, 4 ikincilik, 1 üçüncülük, 2 de 4 2 de 4'üncülük yaptı. Yani tabeladan e, düştüğü 2 yarış oldu. Dolayısıyla onu da yazmak lazım. 61 kilo Akın Sözen'le Son olarak da 5 numaralı Safari özellikle son 2 yarışında çok iyiydi. Son yarışı Bursa'da 1400'ü 1.30-32 ile kazandı. Çok iyi bir derece. Dediğim gibi Gökçe Hatun bir adım önde olsa da sonra 2-1 ve 5 eşit şanslı olarak görüyorum. İstanbul'da ikinci altılı ganyan dördüncü koşuyla saat 15.30'da başlayacak. 2 yaşlı İngiliz tayları 1200 metre sentetikte koşacaklar ve ben burada e, tekle başlayacağım. E, riskli olsa da e, çok fazla e, tuttuğum bir tay e, 7 numaralı e, Sarah El Sham iki kere koştu çim pistte. Bugün e, sentetik pistte koşacak ki çimde koşan e, sentetikte de iyi koşuyor genelde. E, eğer yadırgamazsa sentetik pisti e, rakiplerini geçmesini bekliyorum. Banko diyorum 7 numaralı Sarah El Şam için. Ki son koşusunda özellikle çok iyiydi. Jockey'nin her teşviğine cevap vererek arttırarak geldi ama yine ikincilikte kaldı. Bugün Tolga Yıldız'la dediğim gibi yarışı kazanmasını bekliyorum. Ki burada taylar birbirine yakın performansları tutolarına da bakacak olsak. Yani öyle önde çok önde çıkan bir tay çıkmayacak. Muhtemelen ganyanları birbirine yakın olacak. 7 numara plasede çıkabilir. Ee, tek, e tek endişem e, aygır e, dekoratif dekoratif e, night e, pek hatırladığım bir aygır değil. E, pek yavusta koşmuyor yanlış hatırlamıyorsam. E, muhtemelen yurt dışından anne karnında getirildiğini düşünüyorum. E, dediğim gibi 7 numaralı e, tay tek bende arkadaşlar. 5. koşuya geldiğimizde 3 ve yukarı yaşlı İngiliz atlarının 1200 metre sentetikte koşacakları şartlı 4 koşu. Oldukça zor bir koşu. Sürprize müsait bir koşu bana göre. Önceliğim 10 numaralı Raul sonra 2 numaralı Koca Vezir 1 numaralı Bayon Redemption. 62 kilo da olsa daha sert gruplarda koştu. 3 numaralı Regamor 5 numaralı Justice for all 4 numaralı Stark ve son olarak da 9 numaralı Lucky Boy'da sürprizlere öneriyorum. Hatta epeyce fazla sürpriz olur muhtemelen. Ama ilgilileri sürekli takı değişikliğine gidiyorlar hatta. Muhtemelen daha iyi bir performans bekliyorlar ki sürekli takılarını değiştiriyorlar. Bugün Erhan Aktu ile buranın bombasını yapabilir. Sıralamam 10 2 1 3 5 4 ve 9. Birinci altılı Ganya'nın son ayağı altıncı koşu. Yarış atı antrenörleri yardımlaşma ve dayanışma derneği koşusu kısa vade 7. 4 yaşlı Arap atları 2200 metre sentetikte koşacaklar. Burada da 5 at değerlendirmemi aldım. İlki 5 numaralı Yıldırım izi ayan Kurşun'la benim favorim olacak. Sonra 6 numaralı Mübariz. Sonra 2 numaralı Sarı Yerli Mustafa Çiçek ile 4 numaralı e, Bubo işman Çizik ile ve 3 numaralı Alev e, uzayan mesafede avantajı olacağını düşünüyorum. Gökhan Kocakaya ile ayırmadan yazmanızı öneriyorum. 5, 6, 2, 4 ve 3 e, demiş oldum. 7 atın 5'ini yazdım. E, Haçta diyebiliriz eğer tuttuğunuz bir tek at yoksa. Ben e, benim için bana zor gelen bir yarış 5 6 2 4 ve 3 benim şablonumdaki atlar arkadaşlar. 7. koşu e, Nuri Dürüst adına düzenlenmiş kısa vade 6 3 yaşlı e, İngiliz kısrakları 1500 metre sentetikte koşacaklar. Buradaki önceliğim 2 numaralı Anadolu Prensesi olacak ki son yarışlarını hep uzun mesafede koştu. Ee, bu mesafede de iyi koşmasını bekliyorum. Benim favorim 2 numara. Sonra 6 numaralı Misperen nihayet kendine göre bir de, grupta koşacak ki son yarışlar hep e, çok daha sert gruplardaydı. Bugün için muhakkak yazalım. İyi bir koşu e, koşup kazanmasını bekliyorum. Moral bulmasını bekliyorum. E, çok daha iyi bir performansı vardı. Son e, yarışlarını bir kenara koyacak olursak onun için bugün birincilik bekliyorum Misperen'den. Sonra 4 numaralı e, Flüter Shine ve 3 numaralı Kaptan Fest e, yine sizlere önereceğim taylar olacak. Sıralamam 2, 6, 4 ve 3 arkadaşlar. 8. koşu 3 yaşlı Arap taylarının 1200 metre çim pistte koşacakları şartlı 5 koşu. Burada da iki e, tayı eşit şanslı olarak görüyorum. İlki Akın sözen idaresindeki 7 numaralı Yücekan olacak. Bir kere koşup e, çok parlak bir birincilik yaptı. Ki 57 handikap aldı. E, pek gördüğümüz bir handikap değil. Genelde e, 40-50 arasında 57 handikap. Gayet iyi bir handikap ki zaten bitiriş derecesine baktığımızda da hak ediyor. Benim de bugün e, önceliğim 7 numaralı Yücekan. Yanına bir rakip önereceğim. O da Vedat Abiş idaresindeki 6 numaralı nem kaldı olacak. O da bugün takı değişikliğine gitti. Dilbağ ilave etti Kaysbert'in temsilcisi 7 numaranın sert rakibi olacaktır. 7 ve 6 deyip 9. koşuya geçiyorum. İstanbul Velefendi de son koşu saat 18'de başlayacak. 3 ve yukarı yaşlı İngiliz atları 2000 metre sentetikte koşacaklar. 4 e, safkan değerlendirmemi aldım. İlki 1 numaralı Gökhan Babam 61 kilo da olsa e, çok daha sert gruplarda koştu. Son yarışı e, grup 2 ondan önce de grup 1 koşmuştu. Aygırında en fazla ikramiye kazanan yavrusu Gökhan Babam. E, benim favorim olacak burada. Sonra 6 numaralı Influencer. Sonra 4 numaralı Gödek ki son yarışını Mehmet Kaya ile 62 kiloda koşup kazandı. bugün için de iyi bir koşu çıkarmasını bekliyorum. Son olarak da 9 numaralı Bonus yine sürpriz yapmasını beklediğim atlardan biri. Uzun aradan sonra yarış gördü. bugün için Adem Arslan'la 54 kiloda buranın sürprizini yap yapabilir. sıralaman 1 6 4 ve 9 olacak. İstanbul'da son ayaktaki değerlendirmem arkadaşlar. Bir sonraki kaydımda görüşmek üzere. Bahtınız açık olsun.